İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yalova-Bursa Karayolu'ndaki kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. İnce'yi uygulama noktasında Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçapınar karşıladı. Albay Mustafa Bakçapınar, İl Jandarma Komutanı, bu senin sen bakalım. Albay Özkan Çelik Komutan Yardımcısı, hoş geldin sen bakalım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Trafik Şube Müdürü Nurcan Çaylı, hoş geldin sen. İnce uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. İnce araçlarda bulunan çocuklara ise oyuncak hediye etti. Nereye böyle yolculuk? İnşallah nasıl geçiyor? Kurallara uyuyoruz. Yalova Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanım. Bayramlar. İçişleri Bakan Yardımcısıyım. Böyle vatandaşlarımızın hem bayramını kutlamak istiyoruz hem kuralları bir de hatırlatmak istiyoruz. Sayın Bakanım. İnce burada gazetecilere yaptığı açıklamada alınan tedbirlerle ölümlü kazalarda azalma yaşandığını anlattı. 35 tane baş müfettişimiz sivil olarak sahada, yollarda denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri yine sahada, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız sürekli sahada bizler bu şekilde trafik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını temin etmek için buralardayız. İnce tedbirlerle hiçbir kazanın yaşanmadığı günleri görmek istediklerini söyledi. Bütün amacımız az önce de belirttiğim gibi kazaların hiç olmadığı günleri yakalamak. Bu açıdan çeşitli bakanlık olarak da kampanyalar düzenliyoruz. Daha önceki kampanyalarımızı sizler de takip etmişsinizdir. Bu bayramki kampanyamızın adı da Hayata Yol Ver. Sabrınla hayata yol ver, dikkatinle hayata yol ver, kaskınla hayata yol ver ve yine kemerinle hayata yol ver şeklinde. Bakan Yardımcısı İnce, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Artvin'de ve Rize'de sel felaketiyle karşı karşıya olan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Orada kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ya. Onlar bir hediye.